araba benzetmesini de şöyle dahil edelim isterseniz şeyin içine, hikayenizin içine. İnsanın işte böyle bir tekamül diye bir şey için burada olduğunu uyanabilmesi için önce bir gaflet dönemi var. Yani nedir o gaflet dönemi? Sadece materyale odaklanarak geçirdiğimiz bir takım seneler ve dönemler var. O bütün maddeye odaklı hırs, o hırsla yaşamanın getirdiği tecrübe bir noktada insana abicim bir dakika bu olay bundan ibaret olamaz, bunun bir ötesi olması lazım diye böyle bir nara atmak tabiri caizse. Hani göklere şeyin hikayenin kahramanının göklere haykırması anı vardır filmlerde malum klasik. Nedir o? Demek ki olay materyalden ibaret değilmiş. Bunun ötesi nedir diye sormaya başladığı an insan o tekamül olayını şeyine girmeye başlıyorsun. Bilincine girmeye başlıyorsun. Ama işte tabii arabayla mutlu olacağım, işte beşinci kocam, işte beşinci karım falan filan bunlarla yaşatılan dönemde daha henüz uyanılmadığı gaflet dönemi olarak yaşanıyor. Ve onun sonucunda ancak insan o şeye hazırlığa gelecek. Yani onlardan bir tatmin gelmediğini insan kendisi idrak etmedikçe başkasının söylemesiyle hiçbir şey öğrenmenize imkan yok. Yani bir 5 yaşında bir çocuğa işte oğlum materyale şey yaşama, aklını onlara verme demenin hiçbir anlamı yok. O çocuk 25 yaşına kadar deli gibi bunların peşinde koşmak durumunda. Ya da neyse, 50 yaşına kadar. Orta yaşta izliyorlar diye. İşte bu odayı temizlesek, hepsini istediğimiz çıksak, 20 gün sonra gelsek ya oda dağılmış olacak, ya kirlenmiş olacak. Ama o da bir düzen. Çünkü o odaya gelip başka birisinin de temizlemesi gerekiyor. Ve onun da onu temizlemeye ihtiyacı olduğu için bu oda o düzensiz. Senin hareket halinde yani. Düzensiz şey. Görünen aslında öbürünün düzenine ne diyeyim, hizmet edecek bir şey haline geliyor. Yani belki de böyle bakmak gerekiyor biraz. Yani çünkü biz sadece kendimizle alakalı olanı görüyoruz ya, ama yani tamam biz varız ama bizim dışımızda bir dünya var ve bizim dışımızda bir sürü insan var. O insanların da birer dünyası var. Hepsinin dünyasına hizmet eden bir dünyada yaşıyor. Kendi hikayemizde her biriniz bir takım şeyleri düzensizlik ve kirlilik olarak göreceğiz. Ve bize düşen de o kirlilik olarak gördüğümüz şeyi temizlemeye çalışmak. Yani hayatımdan da bakmazsan... Benim söylediğim sosyal bir şey değildi yani. Tecrübeydi. Hayır, termodinamiğin birinci kanunuydu. Entropi her zaman artış gösterir. Evet, ama dediğim gibi bu odayı bıraktığımız zaman kirlenecek. Ben sadece onu yorumlamak istiyorum. Yani Allah'ın, Tanrı'nın buna niye ihtiyacı var? Neden düzensizlik? Buna artış göstermek zorunda. Buna bizim ihtiyacımız var. Evet, biz onu evet. O şekilde yaşamak ve zıtların birbirini tamamlaması. Yani bizim tekamül etmemiz için önümüze bir zorluk, bir sıkıntı, bir düzensizlik gelmesi lazım. Bizim madde tarafımızın değil, mana tarafımızın tekamül edebilmesi için düzensizliğe, sıkıntıya ihtiyacımız var. Peki düzen şu şekilde niye kurulmuyor? Her şey düzenli olmaya eğilimli olsa kim düzensizlik yaratıyor üzerinden değerlendirirsek? Yani dediğin gibi bir paralel evren de olabilir veya cennet belki öyle bir yerdir, ama bu dünyayı böyle kurduysa benim gerçeklere uygun yaşayabilmek adına bu düzensizlikten kendi tekamülüm için nasıl faydalanabilirim? Çünkü buna benim ihtiyacım. Bir de ben yanlış mı biliyorum? Hani şurada gördüğüm bir yanlışı düzeltsem, bir çocuğun ihtiyacını gidersem, bir fakire gıda götürsem, çünkü bu da bir düzensizlik. Yani kendi tekamülümde, yani etrafın tekamülümde yani daha çok hizmet yani etmiş olabilirim diye düşünüyorum. Batı'nın çok iyi yaşıyorken Afrikalıların aç olması düzensizlik. Ve işte bu sorunun cevabı kendiniz verdiniz yani. Sorunun cevabı kendiniz verdiniz aslında. O zaman sorunun cevabını verdiniz. Evrenin kuralı bu olduğu için düzensiz. Ben de diyorum düzen üzerinden kurulu bir evren de yaratılabilir. Evren zaten düzen ve düzensizlik üzerinden kurulu demek istiyor arkadaşlarım. Yani düzenin içinde düzensizlik, düzensizliğin içinde düzen var. Ve bütün bunlar bir arada olmak zorunda. Şey çıktı aslında. Mesela birini söylediğiniz, arkadaşın söylediği, sizin söylediğiniz hepsi birleşiyor. Ben kendimi söyleyeyim. Eskiden bir şey önüme konduğunda hemen onu halletmeye çalışıyordum. Yani bir sorun var. Hemen onun sorunu çözmeye çalışıyordum. Ailemle ilgili olur, kendimle ilgili olur. Bir arada bitsin istiyordum. Ya ben yaptıkça yenisi geliyor, ben yaptıkça yenisi geliyor. Hiçbir zaman rahat edemiyorum yani. Sizin dediğiniz anlamda yani sürekli bir şeyler yapacağım, ben rahat edeceğim diye bir şey olmuyor arkadaşın dediği gibi.
sürekli bize bir sıkıntının, bir olumsuzluğun gelmesi gerekiyor ki biz o dediğimiz tekamüle ulaşalım veya bir şekilde bir şeyler yapalım. Ama dediğim gibi yani siz normal önünüze ne geliyorsa, mesela çocuğa mı yardım etmek gerekiyor veya ailenize birinin sıkıntısı mı gidermeniz gerekiyor? Sadece ona odaklanıp onu, ama süresinde acele etmeden onu o ve şekilde yapabileceğin kadar. Yapabileceğin kadar, yani gücün yettiği kadar onu halletmek. Yani acele etmeniz, hızlandırmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü siz onu bitirdiğinizde size yenisini veriyorlar. Tabii her zaman kaldırabileceğiniz kadar. Yani verecek. Yenisi geliyor, yani siz onu, yani o şekilde, sistem o şekilde kullanmış. Şöyle bir topik bir şey düşünelim. Düzensizlik hiç olmasaydı, hiçbir açlık olmasaydı, çocuklar hiç aç kalmasaydı, insanlar savaşta ölmeseydi. Hı. Kim bunun tersini yapıyorsa onun üzerinden bir değerlendirme olsaydı. Mesela çocuklar aç olmasaydı da kim çocukları aç bırakıyorsa o yargılanıyor olsaydı. Kim çocukları dövmeye kalkıyorsa o yargılanıyor olsaydı. Zaten öyle zaten. Öyle zaten. Çocuk aç olduğu için zaten öyle. Görüntü de öyle de. Çocuk kızsın. Açken çocuğun bir tekamülü oluşuyor. Sen ona yardım ederken senin tekamülün oluşuyor. Yani karşılıklı. Sadece bizle ilgili değil bu. Bir de sosyal, işte bilimsel kanunlar olduğu için bir de bu şekilde. Yani gücün sürekli dengede olmadığından, mesela eskiden Avrupa'daydı, Amerika keşfedildi, Amerika'ya kaydı, şimdi Çin, Rusya var. Güç sürekli kartuk olarak değiştiği için bu şekilde. Ve bu aynı zamanda entropiyle de ilgili. Çünkü güç sürekli düzensizlik eğilimi içerisinde bir yerde tutulamıyor. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sosyal hayatımızı da etkiliyor. Yani siz zaten o yüzden dediniz de, bilimin kanunu böyle olduğu için, kural böyle olduğu için bu sosyal hayatı da etkiliyor. Yani sizin eğilimlerinizden dolayı değil. Hayır, söylediğinizde şöyle bir şey var. Kendi kurduğunuz temele o kadar inanmışsınız ki onu da sorgulamıyorsunuz. Sorun orada. Yani o temeli bir sorgulayın önce. Yani bilim hangi aşamalardan geçmiş? Bir bakın önce, atom parçalanamaz derken şimdi parçalandığını görüyoruz. O zaman atom parçalanamaz tartışılamaz bir şey olduğuna inanıp kalsaydık bilimde de ilerleyemez. Yani sizin dediğinizde de belki sizin şu an iddia ettiğiniz temel de sarsılacak, ortadan yok olacak ve evet, üstüne o zaman ne yapacağız? Onda böyle saplanıp kalmayacağız. Diyeceğiz ki acaba bunda bir şey var mıdır? Onu da sorgulayacağız. Evet, yani arkadaşlarım demek istediği o. Onu demek istiyorum. Yani elimizdekini saplanıp kalmaktan bahsediyoruz. Evet, yani bakış açımız tek bir yönden, evet entropi var, işte düzensizlik var, işte böyle gidiyor, işte böyle gidiyor değil de yani başka bir yönden de bakabilmeyi sağlamaya çalışmak gerekiyor. Yani o düzensizliğin aslında başka bir şeyin düzenine hizmet ettiğini biraz görmeye çalışmak gerekiyor belki. Yani evet, düzen olmadan, düzensizlik olmadan düzen olamayacağına göre ben şu anda, benim meselem nedir? Ben şu anda neyi çözmek istiyorum, neyi anlamak istiyorum diye ilerleyebiliyoruz demek istiyor arkadaşlar. Siz söylediğiniz şeyi söylemek istiyorlar. Somut üzerinden gitmeyi öneriyorlar onlar da. Yani herkesin bulunduğu noktada somut olan ve elde olanla hareket edebileceği. Dolayısıyla bize düzensizlik olarak görünen, bizi rahatsız eden neyse onu acaba düzeltmek için bir şey yapabiliyor muyum? Olay bu şekilde ilerliyor yani. Aynı yerdeyiz ama değişik kelimelerle söylüyoruz. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Kızılderililer hala o ülkelerin sahibi, Amerika'nın sahibi olsaydı ve bugün Amerika bu kadar ileri bir ilme, fene, bilime ve şeye kavuşabilir miydi, güce kavuşabilir miydi? Ben hayır diyorum. Tabii ama bu yani her şey hani şu kelebek etkisi geyiğini yapalım. Her şey birbirine bağlı olduğu için başka şimdi, türlü olması mümkün değil. Bizim yaratan ve yöneten güç ne derseniz demek ki dünyanın gelişmesini istiyor. Ama doğrusu sürekli bir takım vakalar olacak evet. Değil mi? Yani bizim görüntümüzde nasıl görünüyor, onun gerçekte nasıl olduğu ile her zaman bağlantılı evet. Olmuyor. Yani biz kendi başımıza değiliz ve dünyanın gelişmesini isteyen bir etki gücün yönetimi altındayız. Burada baktığınız zaman da belki bazı sorularınızın cevapları gelir. Doğru ama yani acaba öyle düşünmek işi noktalanmalı mı? Yani işte hani o zaman şöyle düşünmeye başlıyoruz çünkü bir Allah var ve ben onun kutlasıyım. Onu dediğimiz anda zaten tekamül diye bir şey ortadan kalkmış ben olacak. Tamam yani bizi yöneten işte bizim işte ilerlememizi isteyen bir gücün kontrolü altındayız deyince onu dışta konumlamış oluyoruz. O yüzden o cümleleri daha
dikkatli kurmak gerekiyor diye ben sadece düşünüyorum. O yüzden söyledim. Yani güzel. Bir şey düşünmüştüm. Bütünsel bakmak lazım. Evet, bizim içimizden bizim bizi vesile olarak lazım, icra yani eden bir kuvvet olduğu için. Mesela film ya da dizide falan sonuçta senaryosunu biz yazıp sonra işte seyirci de onu izliyor falan ya. Niye mesela şöyle bir film ya da dizi yok ya? Her şey çok iyi gidecek. Hani kız da erkek direkt kavuşacak. Bunlar çok mutlu olacak. Kimse de derdi onu. Yani mesela ayıp böyle bir ayrıca bir sıkıntı, bir problem yapıyoruz mesela senaryolar. Yani hani onu da istemiyoruz mesela. Hani hep böyle izlediğimiz ya da daha fazla böyle reyting yapan şeyler böyle sıkıntı çıkartacak şeyler. Yani olmaz ki o zaman. Yani böyle her şey gönül kristallık olsun, her şey iyi gitsin, yok bunu. Yani öyle bir şey, hikayenin yapısını yani da öyle bir şey. Düzenledik çok fazla şey insan. Esra Erol'da Reşit diye bir şey, arkadaş var, 30 yaşında falan. 28 sene, 28 galiba, özür dilerim. Ailesini arıyor, evin elemanı oldu. Çocuk ailesini bulamıyor. Biz hala çocuğun ailesini bulmasını bekliyoruz böyle. Ama abi bakıyorsun oradan biri çıkıyor. Ben de akrabayım, ben de bilmem neyim diyor. Çocuk Guinness'e girecek neredeyse. O kadar çok DNA testi yapıldı ki. Yani. Yani sanırım dinlemek istiyorum. Kriz ve problem rating yapıyor. Hayatta böyle. Yani biz illaki kriz ve problem üzerinden heyecanlanıyoruz. Heyecanlandığımız zaman ancak bir şey öğreniyoruz. Acı var mı acı? Bir de düzensizlik denilen şey insanlara empoze edilen bir şey yani. Düne kadar resmi kurumlarda mesela orada o çalışma için söylüyorum. Bir kılık kıyafet yönetmeliği vardı. İşte sakal olmayacak, işte şunu giyeceğim, bunu giyeceğim diye.